sormuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in cenaze namazı kılındı mı? Kılındıysa ilgi nasıldı? Kaç kişi vardı? 16 kişi olduğunu ve ilginin az olduğunu okudum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Peygamberimizin cenaze namazı kılındı. 16 kişilik cemaat vardı. Bir de Hazreti Ali kıldırdı, 17 kişi. Peygamberimizin cenazesini 17 kişi kıldırdı. İmamı da Hazreti Ali'ydi. Peygamberimizin vefat ettiği yerde onun cenaze merasimiyle uğraştılar. Cenaze defin işlemleriyle uğraştılar. Sahabelerin büyük bölümü Beni Sakife yerde denilen yere toplanarak peygamberin yerine kimin geçeceğini tartışmaya başladılar. Ömer mi olacak, Ebu Bekir mi olacak diye. Hazreti Ali ve ailesi ve onun yanında olan işte topu 17 kişi peygamberimizin cenazesinin bulunduğu yerde kalarak 3 gün içerisinde cenazesini kaldırdılar. Pazartesi günü vefat etti. Çarşamba günü ikinden sonra akşama doğru vefat edildi. Defnedildi. 3 gün sıcakta ortada kaldı yani. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi kimileri önce onun yerine geçeni seçmemiz lazım yoksa kargaşa çıkacak dediler. Onu önemsediler. Bana göre gereksiz bir şeydi. Önemsemeydi. Gerek yoktu. Bu kadar onları paylaşamayacakları bir miras falan da bırakmamıştı. Şimdi bunun neyini paylaşamadılar? Ben daha hala anlayabilmiş değilim yani. Ya desem bir sürü para desem mülkiyetsiz ölmüş. Hiçbir şey yok. Geriye kalan hiçbir şey yok ki. Devlet bırakmış desen devlet yok. Saltanat bırakmış desen saltanat yok. Para bırakmış desen para yok. Ne hemen alelacele cenazesi orada dururken gidiyorsunuz. Kim başa geçecek, kim halife olacak diye. Başlıyorsunuz tartışmaya. Orada Hazreti Ali ve etrafında bir grup defin işlemleriyle uğraşıyorlar. Doğrusu bana göre bu iyi bir şey olmamıştır. Halbuki İslam peygamberine yakışan hepsi birden cenaze namazlarını kılacaklar. Ne kadar kişi geliyorsa onlarla kaldıracaklardı. Gerçi peygamberimiz öyle kuru gürültüye bir sürü adam gelsin falan pabuç bulacak birisi değil ama yine de insan şöyle olmasını istiyor. Bir yıl önce veda hutbesinde rivayetlere göre 100.000 kişinin onu dinlediği söylenir. Evet. Aradan bir yıl geçtikten sonra peygamberimiz yatağa düşer. 15 gün kala vefatına yalancı peygamberler türemeye başlar. Ya ben de peygamberim diyenler çıkmaya başlar. Vefat ettikten sonra da Mekke'deki Kureyş ve Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri hariç Arabistan'ın tamamı irtidat eder. Yani dinden döner. Bizlerler artık Muhammed'i tanımıyoruz. Onun bıraktığı dini de tanımıyoruz. Yerine geçeni de tanımıyoruz. Niye tanımıyorsunuz? Sebep ne? Gerekçelerine dikkat edin. Derler ki biz Müslümanız. Dinden dönmek ne demek? İyi dinleyin burayı. Dinden dönmek ne demekmiş göreceksiniz. Onlar biz Kur'an'a inanmıyoruz demezler. Biz Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyoruz demezler. Böyle bir iddiaları yok. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, hacca gitmeyeceğiz demezler. Müslümanlığın bütün gereklerini kabul ediyoruz. Yalnızca bir şeye itiraz ediyoruz. Bunu vermeyeceğiz. Zekat vermeyeceğiz derler. Mesele bu yani. Mesele yine döndük dolaştık yine bu yani. Derler ki para vermeyeceğiz. Para isterseniz isyan ediyoruz derler. Hem de ne para? Zekat vermeyeceğiz. Zekat vermeyeceğiz ne demek? 1/40 vermeyeceğiz değil. Diyorsunuz ki ihtiyaçtan fazlasını vereceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Deniliyordu ki ihtiyaçtan fazlasını
mahallenizin, köyünüzün, şehrinizin cuma günleri camisine getireceksiniz. Orada ihtiyaç sahiplerine dağıtacaksınız. Buna salat denir. Salat buydu. Dediler ki biz bunu kabul etmiyoruz. İhtiyaçtan fazlasını falan veremeyiz. Daha da fazla getiriyorsa daha büyük şehre, daha da fazla geliyorsa Medine'ye göndereceksiniz. Peygamberin getirdiği mülkiyet düzeni buydu. Toprağa sahip olamazsınız. Gelir getirici, toprak cinsinden, hayvan cinsinden ne varsa hepsi Allah'ındır. Emeğinizin karşılığını alacaksınız sadece ve ihtiyaçtan fazlasını vereceksiniz. Biz dediler böylesi bir mülkiyet düzenini kabul etmiyoruz. Tekbir getirerek, besmele çekerek, Kur'an'ı kaldırarak kılıçlarını çektiler. Para vermeyeceğiz, zekat vermeyeceğiz sesleriyle bağıra bağıra isyan ettiler. Sebebi bu yani. Bunlar kim? Bunlar Müslümanlar. Müslümanlar, müminler, Allah'a inananlar, peygambere inananlar, hacca gelenler, Kabe'ye gelenler, abdest alanlar, örtünenler, ihtiyaçtan fazlasını vermeyeceğiz diye isyan ettiler. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, eğer namazla zekatın arasını ayırırsanız, yani derseniz ki biz namaz kılmaya devam edeceğiz, namazın başımız gözümüz üstünde yeri var, oruç tutmaya da devam edeceğiz, örtünmeye de devam edeceğiz, abdesti de devam edeceğiz, haccı da devam edeceğiz. Harıl harıl bütün mahallelerde, sokaklarda, camilerde, kurduğumuz, diktiğimiz tapınaklarda hafızlara Kur'an okutacağız. Ama ihtiyaçtan fazlasını vermeyeceğiz. Derseniz sizi bu kılıcımla hizaya getiririm dedi. 11 tane ordu hazırladı ve bunların üzerine gönderdi. Bunlara irtidat savaşları denir. Bir yıl sürdü. Peygamberin vefatından sonra. Az kalsın galip geliyorlardı. Galip gelselerdi bu Müslümanlar, bu Allah'a inananlar, bu kitaba inananlar, bu önceki peygamberlere inananlar, bu namaz kılanlar, bu ezan okuyanlar gelip belki de peygamberi bulunduğu yerden kaldırıp tekrar bacağından asacaklardı. Bu ne biçim düzen diye. Başımıza bela attım bu ihtiyaçtan fazla meselesini. Zekat meselesini. Sonra bunlar Ebu Bekir'den sonra, ilk halifelerden sonra kendilerine yol bularak dediler bizim bu zekat işini halletmemiz lazım. Biz bunu kabul edemeyiz. Ve bütün fıkıh kitaplarını, Kur'an tefsirlerini ele geçirerek 1/40'a indirdiler. 1/40 yeter. 1/40. Yani 40.000 lirada 1000 lira versem yeter. 39.000 benim olacak. Halbuki Necm suresinin 39. ayetinde 34. ayetinde 39. ayetinde insandan emeğinden başkası yoktur. 34. ayetinde de bu 1/40 eleştirilir. A'ta kalilen fe'akta. Azını verir, çoğuna cimrice sarılır diyor. Yani birini verir, 39'una kendine alır ve saklar ve asla vermez. İyi, zaten Kur'an bunu eleştiriyordu. Kur'an buna karşı Bakara 219'u getirdi. İhtiyaçtan fazlasını vereceksin kuralını getirdi. Buna isyan ettiler, eleştirdiğini getirdiler. Ve bu 1/40'lık İslam fıkhının temeli oldu. Şimdi herkes bunu söylüyor. Bir 1/40 tutturmuşlar gidiyor. Kime gitsen bunu söylüyor. Ya kardeşim bunu Kur'an eleştiriyor. Bakara suresi 54. Kafanıza kazıyın. Bakara Necm suresi 34. Necm suresi 34. Kaldırıldı. Bakara 219 getirildi. 1/40 kaldırıldı, ihtiyaçtan fazlasını vereceksin kuralı getirdi. Peygamberin vefatından sonra bu tamamen tersine çevirdiler. Şimdi o 100.000 kişi nereye gitti? Nasıl oluyor da 100.000 kişi, nasıl oluyor da bütün bu Arabistan,
Evs, Hazreç ve Kureyş'in bazı grupları hariç dinden dönüyor, yani zekattan dönüyor, zekat vermeyeceğiz diyor. Dinden dönünce Müslümanlıktan çıktığı falan zannediliyor. Bu yanlış bir tabir. Bunlar Müslümanlar. Müslümanlar zekat vermeyeceğiz. İhtiyaçtan fazlasını vermeyeceğiz diyor. Hatta zekat da Müslümanlar zekat vermeyeceğiz dediler. Dersem sanki kırtabir vermeyeceğiz demiş gibi algılanıyor. Olay tam da şudur. Müslümanlar, Kur'an'a inananlar, müminler, mümin olduğunu iddia edenler ihtiyaçtan fazlasını verme düzenini kabul etmiyoruz dediler. Onun için isyan ettiler. İrtidat bu demektir. Dolayısıyla nerede şimdi bu 100 bin kişi? Nasıl oluyor da 17 kişi cenazesini kılıyor? Bu açıdan bakıldığında İslam peygamberinin cenazesi son derece hazindir. O 100 bin kişi nerede? Nerede bu sahabeler? Peygamberin dostu olduğunu söyleyenler. Nereye gitti bunlar? Bir anarşist gibi, bir terörist gibi. Oh be, kurtulduk derecesine 17 kişi cenazesini kılıyor. Öyle değil mi? 17 kişinin cenazesi kırıldı zaman o adama ne denir günümüzde? Gariban ya garibandır, ya isyancıdır, ya teröristtir, ya anarşisttir. Ya kimsesi yoktur. Böyle insanların 17 kişi cenazesi kılınır. Ya İslam peygamberinin 17 kişi cenazesini kılar mı? Bu olacak iş mi? Bakın burada muazzam hazin bir tablo vardır. Muazzam bir dönüş vardır. Muazzam bir terk ediş vardır. Peygamberin öğretilerini terk etme. Hem 17 kişi cenazesini kılıyor hem de bütün bir Arabistan isyan ediyor. Arabistan'ın tamamı. Onun için Vakit'in yazdığı kitap var. İrtidat kitabı. İrtidat yılı diye kitap yazmış adam. Sırf orayı anlatır. Evet. Evet, buyurun.